Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca 12. sınıflar haydi şöyle arkamıza bir yaslanalım hocam işi gücü her şeyi bırakalım arkamıza bir yaslanalım kafalar rahat rahat şu sınavdan 100 nasıl alınırmış onu bir gösterelim hocam Bomba video hazırladım bomba bir video noktalama işaretlerini konuşacağız ama zaten konu altımı yaptım fazlasıyla şimdi ne yapacağız hocam uygulama yapacağız uygulama uygulama çılgın bir uygulama hazırladım Tek sayfada her şeyi bitiriyoruz. Kaldırıp atıyoruz bir köşeye. Gelin isterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ama bugünden itibaren yoğun bir kamp bizi bekliyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kanalda kalın abone olmayı unutmayın. Peki haydi şöyle azıcık yaklaştırsam küçültsem bir şeyler yapsam. Güzel. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Kırmızı renkli kalemi aldım. Başlıyoruz. Noktalamaları dolduralım, boşlukları dolduralım. Ona güvenerek yapabileceğini bilerek gelmişti. Bakın arkadaşlar tek bir boşluk için mutlaka öncesi ve sonrasını okuyun. Yani burada ona güvenerek ifadesi bir zarf fiildir. Hocam zarf fiillerden sonra virgül gelmez bilgisini eminim biliyorsunuz. Fakat zarf fiilleri sıralıyorsak mecbur virgül kullanacağız. Burada zarf fiilleri sıralamış bakın güvenerek virgül yapabileceğini bilerek. Bakın burada bir güvenerek var bir de bilerek var. Birden fazla zarf pil sıralandığı için virgül kullanılması zorunlu. Tam buraya nokta koyacağım şuraya ama şuradaki y'nin küçük olduğunu fark ediyorum. Demek ki ikinci bir cümle geliyor. Yine de insanın içinde acaba sorusu durmuyor değil. İkinci bir cümlemiz var. İlk cümlede virgül olduğuna göre ben bu cümleleri noktalı virgülle ayırmak zorundayım arkadaşlar. Sıralamak zorundayım. Durmuyor değil. Nokta. Tamamdır. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben oraya noktalı virgül değildi. Virgül koymuş olsaydım ne olurdu? Oraya noktalı virgül değil de virgül koymuş olsaydım <laughs> her şeyden önce ona güvenerek tamam yapabileceğini bilerek gelmişti tamam bunları aynı kefeye koymuş olurum. Hatta sonrasındaki yine de insanın içinde acaba sorusu bu da sanki böyle A, B, C, D sıralanmış gibi bir izlenim yaratıyor. Oysa burada oradaki noktalı virgül eş görevli sözlükleri falan sıralama amacıyla kullanılmıyor yani virgülün görevinde değil. Oradaki noktalı virgül ben iki tane cümleyi ayırıyorum diyor fakat birinde cümlede virgül olduğu için. İlk cümlede virgül olduğu için ikincisinde de olsa olurdu. Cümlelerin birinde virgül varsa tamamdır. Nokta virgül şart arkadaşlar. Devam. Zaten hayatın özeti bu. Ne abi? Ne? Bir açıklama yapacak belli ki. Tam iki noktayı yapıştırdı mı? E hocam küçük başlamış. Ha durduk. İki noktadan sonra Büyük başlar muhabbetinin istisnası var. Eğer iki noktadan sonra yapılan açıklama örnek sayma niteliğindeyse şu 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 örnek sayıyorsanız küçük harfle başlamak zorundasınız. <laughs> Aman dikkat çalışmak virgül düşünmek virgül endişelenmek. Ama şunu söylemedi adam bana. Yani hayatın özeti şudur ve üç sözcükten oluşur falan filan demiyor yani. Üç tane demedi. Doğal olarak çalışmak, düşünmek, endişelenmek belli ki devam edecek. Yani ben burada 3 nokta koymalıyım, devam etmeliyim. Tüm bunları yönetebilenler başarılı oluyorlar. Peki şimdi noktayı koyalım pekinin p'si büyük başlamış yeni bir cümle adeta sırtını dönmüş p harfi Ben diyor arkamı döndüm tamam sen noktayı oradan koydun devam ettin diyor ben de sırtımı döndüm artık seninle işim yok önüme bakıyorum diyor adeta Tamam peki hiçbir şey yapmadan da başarılı olunabilir mi peki derken işte buradaki peki ifadesi yanıttır onaydır teşviktir Haydi diyorsun virgül evet diyorsun virgül hayır diyorsun virgül koymak zorundasın hocam. Doğal olarak peki kelimesinden sonra da virgülün konulması zorunlu. Aman dikkat. Hiçbir şey yapmadan da başarılı olunabilir mi? Hocam soru cümlesi var. Soru işaretini yapıştıralım mı? E tabii ki. Ama lütfen dikkat. Buradaki yani niyeyse küçük. Yazım yanlış yapılmış olamaz. Devamına bakıyorum. <laughs> yani bu kavramlara hiç dikkat etmeden. Hmm, bak ne diyor. Peki hiçbir şey yapmadan da başarılı olabilir mi? Yani bu kavramlara hiç dikkat etmeden. Hiçbir şey yapmadan da yani bu kavramlara hiç dikkat etmeden de başarılı olabilir mi demek istiyor. Ben buraya soru işareti koyamıyorum çünkü y küçük başlamış virgül koyacağım. Soru işaretini ne yapacağım cümlenin sonuna atacağım. Soru anlamı şurada biraz ölmüş olsa da aslında bu bir devrik cümle nihayetinde doğal olarak soru anlamı bitmiyor devam ediyor. Yani peki virgül hiçbir şey yapmadan da başarılı olabilir mi virgül yani bu kavramlara hiç dikkat etmeden ops Soru işareti. Ne yapıyoruz? Soru cümlelerini sıralarken ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesinlikle virgülle sıralayıp soru işaretini en sona atıyoruz. Bu mımi eğer ınca ince, ince zarf fiil görevinde olsaydı virgül zaten koyamazdık. Bu bayağı bildiğin geldin mi gittin mi yaptın mı gibi virgül virgül soru işareti görüntüsünde. Devam elbette çok zor. Zor olanı seven de var elbette. Şimdi elbette çok zor da noktayı koyduk. Zor olanı seven de var elbette. Şimdi bakıyoruz zor olanı seven de var elbette bir cümle. Hayatın sunduklarını bizim zaman zaman göremediklerimizi bilen de var. Noktayı orada koymuşuz. Doğal olarak ben buraya noktalı virgül koyacağım. Şurada virgül koyacağım. Çünkü iki cümle var. İki cümlenin bir tanesinde virgül varsa ikisinde de olsa olur. Bir tanesinde en az virgül varsa noktalı virgülle sıralamak zorundayız arkadaşlar. E o zaman hay devam edelim. Başka neler var? İnsanoğlu çalışmalarının bir gün karşılık bulacağını bilir. Tam nokta koyacağım. Buradaki bu ifadesinin küçük başlıyor olması Oba hocam efendim orada bir dur diyor. Orada bir dur. Tamam hocam. Bu yüzden hiçbir müslüdeye düşmez. Hmm, iki i̇ki tane cümle var. İnsanoğlu çalışmaların bir gün karşılık bulacağını bilir. Bu yüzden hiçbir müslüdeye düşmez. Virgül nokta. Hocam neden nokta virgül kullanmadık şurada? Çünkü iki cümle var. Ben bunları sıralıyorum. Bu cümlelerin herhangi birinde virgül yok arkadaşlar. O yüzden ben ne yaptım? Bu iki cümleyi virgülle sıraladım. En az birinde virgül olsaydı ikisinde de olsa olur zaten. Nokta virgül zorunluydu. İşte bizim de içimizde taşımamız gereken şey tam olarak bu. Ne abi ne? Ne yani bir açıklama yapacak? İki noktayı yapıştırdık. Her daim ümitli olmak. Nokta bu cümle. Doğal olarak ne yaptık? Büyük harfle başlamış olduk. İki noktadan sonra yaptığınız açıklama. Eğer cümlenin niteliğindeyse büyük harfle başlıyorsunuz. Örnek sayma niteliğindeyse küçük harfle başlamalısınız. Devam. Aslında gerçekten emek harcayanlar. Hani şu insanların gözüne batırmayıp da azıcık şu atayım. Kendi içlerinde yaşayanlar. Ops bir gün mutlaka karşılık bulacaklar. Aslında emek harcayanlar virgül hani şu insanların gözüne batırmayıp da kendi işlerinde yaşayanlar virgül bakın devam ediyor virgüllerimiz devam etti çünkü şöyle bir şey seziyoruz arkadaşlar aslında gerçekten emek harcayanlar hani şu insanların gözüne batırmayıp da kendi işlerinde yaşayanlar İki virgül arası bu bir ara söz arkadaşlar. Ara söz olduğu için iki virgül yerinde iki kısa çizgi de olur yalnız onu da söyleyip ikisi de olur. Bir gün mutlaka karşılık bulacaklar. Noktamızı yapıştırdık artık tamam. Geçenlerde bir arkadaşım gizli tuttukça başarılı olursun demişti. Ha birinin sözünü vermiş virgül. Zaten küçük harfle başlamış. Nokta da koyamıyorum. Doğal olarak burada sınavla ilgili noktalama işaretleri konusuyla ilgili her şeyi halletmiş oluyoruz. Bakın Noktalı virgül, virgül, iki nokta soru işareti. Bizi ilgilendirenler zaten bunlar. iki virgül, iki kısa çizgi kullanımları. Bunlara şöyle bir değinmiş olduk. Arkadaşlar bugün itibariyle artık bizim için sınav çalışmaları başlamıştır. Her gün video var. Bir aksilik olmazsa yarın var. Çarşamba itibariyle daha da 2'ye 3'e katlanacak. Yani sürekli video atmaya devam edeceğiz. Haberiniz olsun. 9, 10, 10 11, 12 kanalda kalın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hedefimiz 1,5 milyon. Bakalım ne olacak? En son 1,380 arkadaşlar. 1 bin olduk. Bakalım ne olacak? Küsür var devam ediyor ama 1,5 milyona bakalım ne zaman ulaşacağız? E o zaman abone olmayı unutmayalım. Yorumlarda mutlaka bekliyorum arkadaşlar ne tarz videolar istediğinizi. E o zaman görüşmek üzere. Herkese Call, I guess.